düzelme şansı yok mu bu ekonominin? Sahip olduğum müddetçe yok. Sınav şikayet ediyor ekonomi. Vallahi şikayeti değilim elhamdülillah. Hayat güzel. Kabe nasıl Mekke'nin simgesidir, Rize Türkiye'nin simgesidir. Yazık günah değil mi ya? Bir bardak çay 10 milyon lira. Şimdi erken seçim olmuş. Yani ellerinde bir sihirli değnek mi var? İşte dünyadaki, dışarıdaki güçlere bak, hallere bak. Bu kadar savaşlar, dünya bizden uğraşıyor. PKK'sıdır, PYD'sidir, şusudur, pusudur, pusudur. Bir Recep Tayyip Erdoğan'ımız var, dünyayla uğraşıyor kardeşim. Ekonomi derken vallahi çok iyi, Allah'a şükürler olsun. Biraz pahalılık var ama ne yapalım? İnsanla da biraz bol, ne kadar bulursa o kadar harcıyor. İktisat yok. Efendim sana söyleyeyim, harcama çok. Fuzuli fuzuli işte elbiseler, bilmem neler, her şeyi takınıyoruz maalesef. Bu şekillerde 20 lira 30 lira para bile yetmez. Öyle kafana göre alayım, kafama göre harcayayım. Öyle para adama 100 lira maaş alsa yetmez. Ne yapalım? Adam 12 liradan 13 liradan da geçiniyor. Allah'a şükür diyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bu kadar arabalar, bu kadar marketler, bu kadar bolluklar, bereketler, her şey almış yürümüş. Ha fiyat zam var, pahalılık var ama gene hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor arkadaş. Ta dağın başına herifin ahırının kapısına jip arabası var. Türkiye genelinde de ufak tefek arızalar oluyor. Her şey dört dörtlük olamaz. Tabii ki olamaz. Tabii ki olamaz. Hangi güçlerle uğraşıyoruz? Bunun içerisinde yine Türkiye ayakta dimdik duruyor. İnsanlar şikayet ediyor ekonomiden ama. Ya doymaz ki bunların gözleri kardeşim ya. Bunlar her cuma adam abile yedir. Bir gün abi dizlerim ağrıyor, bir dakika diyor bu cin idare de ben daha senden kötüsü yoktur yani. Sen dünyadaki, dışarıdaki güçlere bak, hallere bak. Bu kadar savaşlar, dünya bizden uğraşıyor. PKK'sıdır, PYD'sidir, şusudur, pusudur, pusudur. Bir Recep Tayyip Erdoğan'ımız var, dünyayla uğraşıyor kardeşim. Bu millet tuttu da kardeşim öyle böyle. Yani elhamdülillah bir şükredin kardeşim, beterin beteri var. Kitlik görmemiş bu insanlar. İyidir ekonomi, daha da iyiye gidecek yani. Bizim muhalefette bize arkadan zımbalıyor yardımcı olacağına. Bizi iğneliyor, tetikliyor. Milli aldım ha motorun şeyi bak ha. Evet. Anı ekonomik işte. Çay toplarım. Çay toplarım abi. Onunla çay mı topluyorsun? He. Ne kadar aldınız? 650 aldık onu, kabloyu. Normalde ne kadardı? 200 lira. Ne zaman 200 liraydı? Cessene 200 liraydı. Cessene değil, Dordaya mıydı? Dordaya mıydı? İşte. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi bu aldığınız kabloyla? Kötü. Nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Tayyip Erdoğan öldüğü zaman düzelecek. Ha? Daha ne diyeyim sana? 20 seneden beri oy veriyor ha, pişmanım. Yani insanlarımızı fakirleştirip bunların oylarını alıyorlar. İnsanlarımız aciz durumda. Aldıkları maaşı veya onlara yardımların kesilirdiğine yine de buna veriyorlar. Ya kendi adam sonunu kendisi hazırlıyor. Ona bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Herkes kendi cezasını çekecek, kendi bedelini ödeyecek. Yani bunun acısını biz halk olarak biz çekeceğiz yerine biskini. Bunlar ceplerini nasıl olsa doldurmuş. Yarın bir sıkıntı oldukları zaman bu ülkeden kaçıp gidecekler sonuçta. Para bolluğundan başka bir şey yok Rize'de. Rize'de bol para var. Çay parası, emekli parası, ne bileyim her çeşit yönden para bol burada. İnsanlar geçinemediğini söylüyorlar. Geçinemiyor. Zeminle avra kahvelere git bak herkes 15 bin 20 bin maaş alıyor. Emekli maaş alıyor. Sayın 7 bin liraya tonunu toplatıyoruz. Yerliler toplamaya. Geliyor Afganlı, Gürcü. Yani bunlar topluyor sayın. O zamanki o şey para yok toplasınlar. Trilyonlar dağılıyor burada. Trilyonlar çay parası olarak. Yani bu memleketi bu seviyeye götürdü ya. Herkesin karnı doydu, şimdi normaldir yani. İnsan Türk milleti öyle durur. Bir insandan bezdi mi, sonra o şekilde yani davranır.
Yani diğerleri geldiği zaman ben 78'de otobüs almıştım. Mazot yok idi Türkiye'de. Bursa'ya, İstanbul'a 35 saate gidiyordum otobüsten. Yolcular diye biz yok. Ne yapalım diye mazot yok. Ekonomi öncelikle şu beşli çetenin gitmesi gerekiyor. Beşli çete elini devletin kasasından çeksin. Bir de onları destekleyenlerden bahsetmek gerekir. Onlara o şeyi vermesin, imkanı vermesin. Ekonomi kendiliğinden düzelir ya. Düşünebiliyor musun? Bugün 2,5 trilyon lira beşli çeteye gidiyor. 2,5 trilyon lirayla neler olmaz, neler? Kim bunun sorumlusu peki sizce? Kim olacak sorumlusu ya? Ben değilim herhalde sorumlu. Bu ülkeyi idare edenler de kimdir? Bir Maliye Bakanı götürmüşler evlere şenlik. Bir idare değiller için ben de... Böyle bir şey yönetim olur mu? Böyle bir ekonominin düzelmesi mümkün müdür yani? Rize'de, gittikçe batacağız. Rize'de yine çok yüksek bir oranda kazan. Rize'den bahsetme. Rizeli'nin bahçesi var, çayı var, emekli, her evde bir tane emekli var. Rizeli'nin ekonomiyle ilgisi şeyi yoktur, kaygısı yoktur. Ama Rize'yi baza alma. Rize'yi baza almayacaksın. Kabe Nasim Mekke'nin simgesidir. Rize Türkiye'nin simgesidir. Ama Rize ile mukayese etmek mümkün değil. Onun için dışarıdaki insanlar 10 bin lirayla nasıl geçinecek? Ekonominin sorumlusu kim mi? Kim olacak? Bu ülkeyi yöneten kişilerdir. Bunu biz düzeltemeyiz. Onlar düzeltecek. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle bir ekonomi 56 yaşındayım ilk kez gördüm. Hani dediler ya önceden işte yokluk vardı. Evet, 1974'te çok ambargo oldu bu Türkiye üzerine. Neden? Bilen var mı? Kıbrıs hareketinden dolayı. Ondan dolayı o zamanki ekonominin aynı şartların altında kaldık. O zaman biz savaştık. Şimdi kimlerle savaşıyoruz? Bazı kişilerle savaşıyoruz. Kimdir onlar? En fazla 7 tane çete. 5 diyorlar ama 7'dir. Bunlara biz çalışıyoruz. Yazık. Bize yazık ya. Gerçekten yazık. Vallahi yazık, billahi de yazık. Yani ben yarın çocuklarıma ne yedireceğimi düşünüyorum. Kasada para yok diyorlar. Ama bir yurt dışı gezisine 10 tane, 20 tane uçaktan gidip gelmeye kaynak var. Bak şu çayı biz 10 milyona içiyoruz ya merkezde ya. Yazık günah değil mi ya? Bir bardak çay 10 milyon lira. Bununla mı bitiyor ya? Bir simit 6,5 milyon. Şurada lokantaya git bir tabak yemek 250-300 milyon. Yani şöyle iki arkadaş gidelim 1 milyara yemek yeriz. Ne ekonomisinden bahsedelim ki? Ülkenin hali ortada. Abi bu kadar ekonomik probleme rağmen Rize'de yine AK Parti hep birinci parti. Şu anda o sistem değişti yani. Şu anda yani CHP'den bir vekili gönderdik. Sağ olsun Rize'nin hakları savunuyor. Çayı savunuyor. Çıkıyor mecliste adam gibi konuşuyor. Diğer vekiller orada indirsin kaldırsın parmak. Ama o eski zihniyet Rize'de bitmiştir yani. AKP diye bir şey yok. Bitti. Millet uyandı. Şurada AKP'nin mitinglerinde parmakla sayılı kadar kalabalık var. Onlar bitti artık. Artık şimdi herkes tencereye bakıyor. Ekonominin başında kim var? Mehmet Şimşek. Bu adam neredeydi? Bu adam ülkeden kovulan bir adamdı ya. Bunu özel getirmişsin komisyon ekonominin başına. Nasıl düzelecek? Yani ben düzelecek halim yok. Bana o yetkiyi verseler ben daha iyi yaparım onunla yani. Kendilerine var. Yandaşlara var. Emekliye, işçiye, üreticiye yok. Böyle bir zihniyet yok. Böyle bir zihniyet kardeşim. Ben kabul etmiyorum. Zihir zıkkım olsun. Mevcut hükümeti suçluyorlar da muhalefetin bir elinde bir sihirli dernek var mı? Bir programları var mı? Öyle bir parti var mı? Yani hükümeti suçluyoruz ama kimsede böyle bir hazırlık var mı? Muhalefetin yaptıkları, aldıkları belediyeleri görüyoruz. Hizmetlerini görüyoruz. Onlar çok geride. 3 senede heykel yaptırıyorlar. Başka bir şey yaptırdıkları yok. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Ne yaptılar? Körfez, İzmir Körfezi affedersin pislik yatıyor. Yani bunları konuşursak farklı olur. Siz şimdi ekonomiyi bir soruyorsunuz. CHP gelirse buraya hizmet yapabilirim. Şu gördüğünüz eserleri bile yapamaz ya.
CHP'nin dikili ağacı yok ki. Ha başka bir parti gelir mi, gelmez mi? Varsa biz de ona yönelelim. Ekonomi çözülecek. Ne diyorlar? 2026 yılında bu birdenbire olacak bir iş değil. Yani onun altına inecek 2026'nın. Bunu hep beraber yapacağız. Bunun başka çaremiz yok. Yani muhalefet olmuşsun. Şimdi erken seçim olmuş. Yani ellerinde bir sihirli değnek mi var? Biri gidecek, biri geldiği zaman bu ekonomik sıkıntı hemen ertesi günü bitecek mi? Yok. Öyle bir şey yok ya. Kimse kimseyi kandırmaz. Anlatabiliyor muyum? Onun için sabredeceğiz. Gayret edeceğiz. Yapacak bir şey yok. 2026 ha, zaten 28'de seçim var. Yapamazsa o da gider, başka biri gelir. Türkiye'de siyaset iki günde değişir. Liderler değişir. Bak Kemal Bey kaç sene oturdu oraya, geldi partiden başka biri oturdu. Yarınki kongreleri var, ne olacağı belli değil. Vallahi ekonominin düzelmesi için önce bir Türkiye demokrasisinin gelmesi lazım yani. Öncelikle hak, hukuk, adalet, gelir dağılımının yani adil olması lazım. %10'luk kesime fazla pay veriliyor. Alt kesimler biliyorsunuz çok zayıf bir durumda. Ama bunun düzelmesi biraz zor görünüyor. Seçim olursa belki yani. CHP gelirse %70 düzelme ihtimali var ya. Yani daha çok demokrasiye önem veriyor. Adalete önem veriyor. Ve sosyal bir parti olduğu için öyle düşünüyorum.